Derse şuma Kotun Zilmecme'ye Dasgı-i Gaza hastid. Genellikle minimalist hikayeler üzerinden kendine has sinema diliyle önemli eserler veren İran sineması son yılların yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Sizlere bu hafta unutulmaz İran filmlerinden bir liste derledik. Lütfen her konuda ciddiyiz. Ciddi. تو ندیده بودی من سر آدم فروشم و چه بلایی میارم نه؟ 6.5 متره. Dedektif Samat, uyuşturucu baronu olan Naser'i tutuklamanın şehirdeki uyuşturucu sorununu çözeceğine inanır. Ancak Samat bu yolda hiç beklemediği gerçeklerle yüzleşir. Polislerin bile içinde bulunduğu bu kirli organizasyonu alt etmek için kendinden başka güveneceği kimse yoktur. Sayit Rustayi imzasını taşıyan 6.5 metre listemizde 10. sırada yer alıyor. Bir masumiyet anı. Unutulmaz İran filmleri listemizin 9 numarasında Mohsen Mahmalbaf'ın yönetmenliğini üstlendiği Bir Masumiyet Anı yer alıyor. Yıllar önce ünlü yönetmenden kendisini bir filmde oynatacağına dair söz alan bir polis memuru evine kadar gelir ve ona verdiği sözü hatırlatır. Polisin davranışı karşısında duygulanan Mahmalbaf filmi çekmeye karar verir. Yönetmen Mahmalbaf başrolü Demir Hadi Tayebi ve Ali Bakşi ile paylaşıyor. Tarihsiz imzasız. Adli tıp uzmanı Doktor Nariman trafik kazasında bir motosiklete çarpar. Motosiklet şoförüne biraz para veren doktor yoluna devam eder. Ancak ertesi gün çarptığı motorun arkasında yolculuk eden 8 yaşındaki çocuğun cesedi çalıştığı hastaneye getirilince Doktor Nariman vicdani ikileme düşer. İran sinemasının son dönem başarılı yapımlarından olan listemizin 8. sırasındaki Tarihsiz imzasızın yönetmen koltuğunda Vahid Jalilvant oturuyor. Sonsuzluk ve Bir Gün. Henüz gencecik bir kız olan Somaye, bir yandan Afgan sözlüsüyle evlenmeye hazırlanırken, bir yandan da aile içinde bitmek bilmeyen sıkıntılara arabulucu görevi üstlenmektedir. Bir an önce evlenip bu problemlerden uzaklaşmak isterken işler beklediği gibi gitmez. Fajr Film Festivali'nden 9 ödülle ayrılan listemizin 7 numarasındaki Sonsuzluk ve Bir Günü Sayit Rustayi yönetirken başrollerde Peyman Muadi, Navid Muhammadzade ve Parinaz İzatyar yer alıyor. Şoma deli tokoşu şuar kerdi. Kolle doktarı fami şuar kerden ki fakat begenler. Serçelerin Şarkısı. Yönetmenliğini Majid Majidi'nin üstlendiği Serçelerin Şarkısı filminde Karim Tahran'ın dışında bulunan bir deve kuşu çiftliğinde çalışır. Bir gün deve kuşları çiftlikten kaçınca Karim işten kovulur. Kızının işitme cihazını tamir ettirmek için şehre giden genç adamın motosikletli bir taksi sürücüsü olduğu zannedilir. O andan itibaren yeni mesleğini bulan Karim'in cömert ve dürüst karakteri de zamanla değişmeye başlar. Serçelerin Şarkısı listemizde 6. sırada. Yakın Plan. Unutulmaz İran filmleri listemizin 5 numarasında yönetmenliğini usta sinemacı Abbas Kiarostami'nin yaptığı Yakın Plan yer alıyor. Sinema tutkunu Hüseyin otobüste tanıştığı kadına kendisini ünlü yönetmen Mohsen Mahmalbaf olarak tanıtır. Buna inanan kadının evine davet ettiği Hüseyin yeni çekeceği filme para yardımı yapmaları şartıyla aileyi filminde oynatacağını söyler ancak sonrasında beklenmedik olaylar gelişir. Beyaz Balon.
Senaryosunda Abbas Kiarostami'nin, yönetmenliğinde Jafar Panay'ın imzası bulunan 1995 yapımı Beyaz Balon, küçük bir kızın annesinin balık alması için verdiği parayı kaybetmesini ve sonrasında parayı bulmak için verdiği mücadeleyi resmediyor. Listemizin 4. sırasında yer alan Nevruz kutlamalarına dair gerçekçi sekansların İran'ın kültürel ve sosyal yapısına dair ipuçlarının yer aldığı yapım, belgesel tadında bir dram. Cennetin Çocukları. Bir çift ayakkabıyı paylaşmak zorunda olan iki kardeşin hikayesi üzerinden Orta Doğu kültürünü naif bir sinema diliyle anlatan Cennetin Çocukları, aynı zamanda yoksulluk üzerinden hayatın adaletini sorgulatan bir film. Oscar ödüllerinde İran'ın adayı olmayı başaran, listemizin 3 numarası olan filmin yönetmen koltuğunda Majid Majidi yer alıyor. Kirazın Tadı. İntihar etmeyi planlayan ve öldükten sonra kendini gömecek birini arayan Badi'nin yaşadıklarını hikayeleyen Kirazın Tadı'nın yönetmenliğini Abbas Kiarostami üstleniyor. Para karşılığında üzerine toprak atacak birini arayan Badi, önce bir Kürt asker, sonrasında Afgan bir öğretmen ve en sonunda da ihtiyar bir Türk'le karşılaşır. Aslında Badi'nin aradığı yaşamak için güzel bir sebeptir. Kiarostami filmografisinin en önemli eserlerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülen Kirazın Tadı listemizde 2. sırada. Bir Ayrılık. Unutulmaz İran filmleri listemizin bir numarası Bir Ayrılık. Asgar Ferhadi'nin en iyi uluslararası film dalında Oscar, Altın Küre ve Berlin Altın Ayı ödülü sahibi filminde Semin ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmek ister. Ancak Nader, Alzheimer hastası olan babasını bırakmak istemez. Bunun üzerine Semin evi terk eder ve boşanma davası açar. Nader hem hasta babasına hem de küçük kızına bakması için bir kadın bakıcı tutunca bu durum daha fazla soruna yol açar. Başrollerini Peyman Muadi, Leyla Hatami ve Şahap Hüseyin'in paylaştığı, yerellikten evrenselliğe uzanan Ferhadi sinemasının başyapıtı olan Bir Ayrılık listemizde bir numara. Evet.